ikinci bölüme hoş geldiniz sevgili izleyenler. Birinci bölümde neler yaptık? Dünden bugüne yansıyan haberleri ekranlara taşıdık. İkinci bölümde neler yapacağız? Önce Bursa'nın hava ve yol durumunu ekranlara taşıyacağız sevgili izleyenler. Ardından gazete turumuzu gerçekleştireceğiz. Gazetelerin birinci sayfalarına yansıyan haberleri sizlere aktarıp analiz etmeye özen göstereceğiz sevgili izleyenler. Dilerseniz hemen hava ve yol durumunu ekranlara taşıyalım. Ardından tekrar birlikte olalım. Bursa'da hava sıcaklıkları. Bursa Merkez 11, Büyük Orhan 6, Gemlik 11, Gürsu 9, Harmancık 8, İnegöl 8, İznik 11 derece. Karacabey 13, Keres 7, Mustafa Kemal Paşa 13, Budanya 12, Orhan Gazi 10, Yenişehir 9 derece. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sunar. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Gürlük'te bağlantı yolunun Ankara-İzmir istikametinden Gürlük'te istikametine doğru yol tek yönden giriş gidiş olarak verilecektir. Yolova Bursa yolunun 12 ila 14. kilometreler arasında yol genişletme çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü'nce Bursa Yalova yolu Pınar Köprülü kavşak çalışması nedeniyle 3. Pınar Caddesi'nin Yalova yoluna çıkış kesimi araç trafiğine kapatılacak olup trafik akışı alternatif güzergahtan sağlanacaktır. Bursa Devlet Çevre Yolu Doğanköy kesiminde Şehir Hastanesi Köprülü Kavşak yapım çalışması nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlanmaktadır. Bursa Orhaneli Yolu Güzergahı'nda yol genişletme çalışmaları nedeniyle trafik bölünmüş yolun diğer kesiminden kontrollü olarak sağlanmaktadır. Devlet Demir Yolları'nın Bandırma Bursa Ayazma Osmaneli Hızlı Tren Projesi kapsamında Budayen Yolu Caddesi üzerinde bulunan 1 numaralı viyadük çalışması nedeniyle trafik akışı servis yollarından sağlanacaktır. Gent Meydanı terminal arasında sürdürülen T2 hafif raylı sistem hattı çalışması nedeniyle İstanbul yolu üzerinde şerit daraltma uygulanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Yeşil Caddesi Cephe Sağlıklaştırma Uygulama Yapım İşi kapsamında Yıldırım ilçesi Kurtoğlu ve Yeşil Mahallesi'nde bulunan Yeşil Caddesi'nde cephe sağlıklaştırma çalışmaları nedeniyle Yeşil Cadde'de şerit daraltma uygulanmaktadır. Tarihi Kültürel Miras Şube Müdürlüğü'nce yapılan Osman Gazi ilçesi Tahtakale Mahallesi, Çelebiler Caddesi 10. Fırın Sokak, Vezirli Caddesi, Fışkırık Caddesi, Küçük Tağla Sokak, İnebey Sokak'ta yapılan Tahtakale Çarşısı çevresinde bulunan sokak ve caddelerin cephe sağlıklaştırma ve çevre düzenlemesi uygulama yapım işi kapsamında zaman zaman yol kapatmaları uygulanmaktadır. Sürücülerimizin kent içi hız limitlerine uymaları ve kontrollü seyretmeleri, çalışma yapılan güzergahlarda dikkatli ve duyarlı olunması, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları, bilgi levhalarıyla gösterilmiş alternatif güzergahları tercih etmeleri gerekmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi yol durumunu sundu. Evet değerli izleyenler, hava ve yol durumunu da ekranlara getirdikten sonra ne yapabiliriz? Artık basın turuna başlayabiliriz. Hürriyet Gazetesi diyelim sevgili izleyenler. Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri hemen sizlere aktaralım. Gazetelerde yazdığı şekliyle sizlere aktarmaya çalışıyoruz sevgili izleyenler haberleri. APO'yu verdi, örgütü aldı başlığı kullanılmış Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında manşette. Hemen şöyle gazetemizi biraz yaklaştırarak
detaylarını sizlere aktaralım. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, terörist başı Abdullah Öcalan'ı 1999'da yakalanmasıyla ilgili çok ses getirecek bir değerlendirmede bulundu. İki başlık altında verilmiş Hürriyet Gazetesi'nin özel haberi. Hemen birinci başlıkla devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri neden teslim etti? İlk defa bunu size söyleyeceğim. Amerika Birleşik Devletleri 1999'da Abdullah Öcalan'ı neden Türkiye'ye teslim etti? Öcalan 1979'da Suriye'ye gidiyor. 20 yıl orada Şam'da yaşarken Öcalan kimin kontrolü koruması altındaydı? Esed rejimi, açık konuşalım, el muharebat. Tabii Rusya'nın da bir ölçüde etkin olduğunu söyleyebiliriz demiş. İkinci başlık da PKK ABD'nin kontrolünde diyor. Peki siz Suriye'den çıkarttınız ve Türkiye'yi teslim ettiniz. Örgüt Suriye'nin kontrolünden uzaklaşmış oldu ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolüne girdi. Kandil ağırlıklı bir yapılanma var. Öcalan etkisi yine cezaevinden de devam ediyor. Ama artık Suriye faktörü yok. Bence ana nedenlerden birisi budur demiş sevgili izleyenler. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un açıklamaları bu şekilde yansımış Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına sevgili izleyenler. Ana nedenlerden birisi diyor Suriye'nin bir faktörü olmaması demiş sevgili izleyenler. Bu şekilde yorumlamış Hürriyet Gazetesi'nin özel haberi. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Hemen Afrin'le ilgili Hürriyet Gazetesi'nin birinci sayfasına yansıyan haberi hemen aktaralım. Siviller Afrin'i terk ediyor demiş. Kurtulan kaçıyor. Büyük başlık Afrin'le ilgili Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam merkezini tamamen kuşatmasına 5 kilometre kalırken siviller kenti terk etmeye çalışıyor. PKK ise sivillerin yollarını kesiyor. Zeytindalı harekatının hızlı ilerleyişi sürerken sivil halk konvoylar halinde Afrin'den kaçmaya başladı. Sivilleri kalkan olarak kullanmayı planlayan YPG'li teröristler ise kaçışı önlemek için yollara mayın ve el yapımı patlayıcılar döşüyor. Hatta bölgedeki kaynaklar bazı semtlerde sivillerin öldürüldüğünü belirtmiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesinde çatışmada, Afrin ve Cinderes bölgesinde patlamada iki uzman çavuşumuz şehit olmuş sevgili izleyenler. Bu haberi de sizlerle paylaşmış olduk. Afrin'le ilgili Zeytindalı Harekatı ile ilgili gazetenin birinci sayfasına yer alan haberleri sizlere aktarmış olduk değerli izleyenler. Şimdi gazetede yer alan diğer haberlerle devam edelim. Elektronik denetleme sistemi EDS ile bir ayda 50 bin şoföre 11 milyon Türk lirası ceza diyor. İstanbul'un 455 noktasında yeniden çalışmaya başlayan elektronik denetleme sistemi EDS 8 Şubat 10 Mart arasında 50.304 kişiye toplam 11.148.000 lira Türk lira ceza kesmiş. Bu cezaların 17.911'i emniyet şeridi, 5.069'u duraklama ihlali, 8.811'i de kırmızı ışıkta geçiş için kesildi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Elektronik denetleme sistemiyle tam bir ayda 50 bin şoföre ceza kesilmiş. Tabii ceza kesilmiş de cezalarda boşuna kesilmemiş. 17.911 araç emniyet şeridini ihlal ettiği için ceza yemiş. Tabii emniyet şeridi ihlal için değil, acil bir durum için, ambulans için, polis için, acil durum için. Sen orayı acil durumda kullanılması gereken yeri ihlal ediyorsan tabii ki cezasını çekeceksin. Bir de şöyle düşünün, yani acil bir durum varken senin de yakının, sen de o ambulansta olabilirsin.
neden emniyet şeridini ihlal ediyorsun ki? Yine cezalardan 5069'u da duraklama ihlaliymiş. 8811'i de kırmızı ışıkta geçişmiş. Kırmızı ışık maksimum yanan kırmızı ışık 2 dakika. Maksimum yazan. İşte geneli 40 saniye ile 1 dakika arası. Onu beklemeye tahammülü olmayan vatandaşlar. Bu sadece İstanbul'da ve ne yazık ki 8 Şubat ile 10 Mart arasında. Bu büyük rakamlar, dudak uçuklatan rakamlar. 8811 kırmızı ışıkta geçiş. Ne yazık ki bunlar sadece İstanbul'da ve sadece bir ayda. Bir de şöyle yurt genelini düşünün. O kadar diyoruz trafik kurallarına uyalım. O kadar söylüyoruz trafik. Ama ne yazık ki insanımız bu yönde biraz direksiyona oturunca şey oluyor herhalde. Ben yaptım, ben geçtim. Ama ne yazık ki trafik kurallarının ya da kazanın telafisi olmuyor. Telafisi olmuyor. Denetlemeler daha çok çoğalmalı. Her bölgede çoğalmalı. Çünkü bu rakam İstanbul'da böyleyse diğer illerimizde de çok farklı değildir. Ne yazık ki diyelim. Ne yazık ki çok farklı değildir. Daha çok mu eğitmek lazım? Daha çok mu anlatmak lazım? Bunda da artık bir şüphem var. Ama daha çok söyleyelim biz. Elimizden geldiği kadar, dilimizden geldiği kadar. Yazık, yazık. Şimdi taksicilerden Uber protestosu diyor. Birleşik Taksiciler Derneği Uber'e açtığı dava öncesinde yüzlerce taksici İstanbul Adalet Sarayı önünde Uber'i ülkemizde istemiyoruz diyerek protesto etti. İstanbul Taksici Esnafı Odası Başkanı Eyüp Aksu, adalet farklı bir karar verirse sabrımız taşar, taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar demiş. Yani bu açıklama da pek hoş bir açıklama değil. Adalet farklı bir karar verirse sabrımız taşlar, ekmeği için her şeyi yapar. Yani adalet, Yüce Türk adaleti en doğru kararı verir. Olması gereken, verilmesi gereken kararı verir. Sizin istediğiniz gibi ya da bir başkasının istediği gibi bir karar vermez. Yasaların belirlediği şekilde en doğru gerçek kararı verir. Ne karar verirse versin kimse de bir şey yapmaz. Ne kadar taksici esnafı ekmeği için her şeyi yapar deseniz de adalet doğru kararı verir. Bunun karşısında da adalet karşısında da hepimizin boynu kılcal incedir. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. 38 bin fitte ne oldu? Başlık bu. Hemen detaylarını sizlere aktaralım Hürriyet gazetesinde yazdığı şekliyle. Uğur Cebeci İran'da 8 genç arkadaş ve 3 mürettebatın can verdiği korkunç uçak kazasına yol açabilecek olası senaryoları yazmış. Kuyruk rüzgarı kurbanı mı denilmiş sevgili izleyenler. Bu ihtimalle geçen yıl aynı tip bir uçağın başına geldi. Bu iş yeti önünde seyreden ayrı ittifaktaki başka bir hava yoluna ait dev bir Airbus A380 kuyruk rüzgarı türbülansıyla neredeyse düşüyordu. Acil iniş yapan uçak kullanılmaz hale gelmişti demiş sevgili izleyenler. 11 kişinin can verdiği kazayla ilgili detayları paylaşmış Hürriyet gazetesi de. Biz de devam edelim Milliyet gazetesiyle sevgili izleyenler. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet dileyerek. Milliyet gazetesi birinci sayfasında İhya Hareketi başlayacak başlığı kullanılmış. Diğer tarafta da Almanya'ya nota verildi. Şimdi İhya Hareketi'yle devam edelim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Suriye'de teröristlerin temizlenmesinin ardından inşa faaliyetlerinin başlayacağı yönünde açıklamalar yapmış. İki başlık altında verilmiş haber. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Birinci başlık, inşa etmek kolay. İkiyüzlü emperyalist ülkelerin aksine Türkiye mazlumların yanında olduğunu belirtirken Bakan Özhaseki, ne kadar mazlum vatandaştan uzaklaşmış Suriyeli varsa dönmeye başlayacaklar. Bunları inşa etmek çok kolay dedi.
ÖSASİK'i teröristlerin bölmek, parçalamak için inşa faaliyetleri yaptığını söyledi. Çukur ve hendekleri örnek gösterdi. İkinci başlık Güneydoğu'da 26 bin konut başlığı. Bakan ÖSASİK'i bunları yok edip oraların asıl sahiplerini yaşaması için inşa faaliyetlerine başlayacağız dedi. Güneydoğu'da teröristler yüzünden 70 binden fazla bağımsız birimin hasar gördüğünü belirten ÖSASİK'i 26 bin konutun bittiği ya da bitme aşamasına geldiğini belirtirken Sur'da da bir yıl içerisinde 1500 taş ev yapılacağını açıkladı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekildeymiş. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin açıklamaları gazetenin birinci sayfasına böyle yansımış. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. YPG'nin gerçek yüzü, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin kuşatmasını tamamlamak üzere. Afrin'i kuşatmada tamamlamak üzereler. Afrin'de teröristler canlı kalkan olarak kullanılmak istedikleri bölgeden ayırmaya çalışan halkı ateş ederek durduruyor. Gün içerisinde bazı sivil araçların Afrin'den çıkışına kişi başına $1000 civarında rüşvet alarak izin verdikleri belirlenmiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yer almış gazetenin birinci sayfasına. Evet, devam edelim sevgili izleyenler. Milliyet Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberlerle devam edelim. Almanya'ya nota verildi. Başlık bu şekilde, barış ödülü alacak. Jetleri görünce anlarlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarını şimdi ekranlara taşıyalım sevgili izleyenler. Bakanlar Kurulu dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Hükümet sözcüsü Bekir Boz da Almanya'da Türklere çok ciddi saldırılar var. Büyük bir endişe duyuyoruz. Bugün Dışişleri Bakanlığımız Almanya'nın Ankara Büyükelçisini çağırdı ve kendisine gerekli uyarılar yapıldı. Boz da Irak'la birlikte PKK ve DAEŞ'e karşı düzenlenmesi planlanan operasyon içinde jetlerimizi gördüklerinde geldiğimizi anlayacaklar diye konuşmuş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yer almış. Barış ödülü alacak. Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a uluslararası barış ödülü verme kararı aldı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Şimdi özel buluşma başlığı var. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrin'de ve Azez'de görev yapan özel harekat polislerinin eşlerini ve kadın özel harekat polislerini Beştepe'de yemekte ağırladı. Erdoğan daha sonra kadın polisler ve polis eşleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Sandığa gitme oranı artacak. Mecliste gerginlik çıktı. Başlık bu şekilde, hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçimlerde ittifak yapmasını olanak sağlayan yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmesi gergin başladı. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partili vekiller Cumhuriyet Halk Partililerle tartıştı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yasa teklifine ilişkin seçimlere katılma oranı bu teklifte daha da artacak. İttifakta siyaset mühendislerine, kaos ve kriz tüccarlarına asla yer yok dedi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Taksiciler ayakta başlığı kullanılmış. Uber'le yolculuk yapılmasını engellemek için dava açan taksiciler dün İstanbul Adalet Sarayı önünde eylem yaptı. Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, Avrupa'daki taksiciler gibi sağı solu yakıp yıkmak istemiyoruz. Meclis çalışma yapmaz, adalet farklı bir karar verirse taksicinin sabrı taşar, her şeyi yapar demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına.
Devam edelim sevgili izleyenler. Avrupa Birliği'nde olumlu bir değişim varmış. Ekonomik anlamda Türkiye'ye karşı tutumu olumlu bazda değişiklikler yapılması bekleniyor. Avrupa Komisyonu mülteciler için 3 milyar avroluk ikinci dilim mali yardım paketinin 1 milyar lirasını onaylaması öngörülüyor. Almanya'da Türkiye'ye sağlanan Hermes kredisindeki kısıtlamayı kaldırması bekleniyor diyor. Ankara ile ilgili bir haber var gazetenin birinci sayfasında. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm otoparkların tam gün ücreti 1 Türk lirası olmasına ilişkin karar belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edildi. Güzel bir haber. Neden tüm Türkiye'de olmasın diyelim. Böyle bir notu da altına eklemiş olalım. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı tüm otoparklarda tam gün ücreti 1 Türk lirası olarak belirlenmiş. Belediye meclisinde oy birliğiyle kabul edilmiş. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne de bu aldıkları karardan ötürü de hani tebrik etmek lazım. İnşallah örnek teşkil eder Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bu 1 TL kararı diyelim ve devam edelim sevgili izleyenler. Devam edelim. Milliyet gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de aktardık. Sabah gazetesiyle devam edelim. YPG zulminden hayata kaçış başlığı kullanılmış Sabah gazetesinin birinci sayfasında. Terör örgütünün sivilleri canlı kalkan olmaya zorladığı Afrin'den kaçış başladı. Alçaklar bunu önlemek için konvoylara ateş ediyor demiş. Hemen haberin detaylarını sizlerle paylaşalım. Şöyle ekrana biraz daha yaklaştırayım. Haberin detayını birlikte izleyelim. Mehmetçiğin nefesini ensesinde hisseden terör örgütü PYD, YPG ve PKK, Afrin merkezindeki sivil halkı canlı kalkan olarak kullanıyor. İlçeden çıkmak isteyen siviller silahlı teröristlerce durduruluyor. Israr edenler de acımasızca ateş açılıyor. Bütün engellere ve ölüm tehditlerine rağmen yüzlerce aile Afrin'den kaçmanın yolunu buldu. Birkaç para ve eşyalarını terk eden Afrinler genç, yaşlı, çoluk çocuk yollara düştü. Güney'e giden yollarda uzun araç kuyrukları oluştu demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Bu arada kapana kısıldılar başlığı var. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım sevgili izleyenler. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Gülseri, PYD, YPG, PKK'nın işgalindeki Afrin merkezini çember içine alıyor. Öncü birlikler ilçenin sadece birkaç yüz metre uzağında konuşlandı. 12 köy daha teröristlerden temizlendi. Terör örgütünün can damarı konumundaki Nabul Zuhra yolunda Hakim Tepeler'de ele geçirildi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Şimdi devam edelim. Devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında yer alan haberleri hemen sizlere aktaralım. Erdoğan'a barış ödülü başlığı kullanılmış küçük bir başlık hemen sizlerle paylaşalım. Dünya Uluslararası Pediatri Kurumu İPA Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı mülteci çocuklara yönelik hizmetlerinden dolayı ödüle layık gördü. İPA yönetim ödül kararını Dış İlişkiler Direktörü Kerim Hasanoğlu açıkladı. Birçok ülke duyarsız kalırken Cumhurbaşkanı Erdoğan önderlik yaptı ve sadece Türkiye yalnız başına 1.5 milyonu aşkın bebek ve çocuğa kapılarını açtı. Ölümlerine izin vermedi. İPA dünya üzerinde çocukların yaşam hakkına katkılarından dolayı Sayın Erdoğan'a Uluslararası Barış Ödülü verilmesini kararlaştırdı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da Sabah gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. 08:25 yaptık sevgili izleyenler. Haberin saatlerimizi devam edelim. Türkiye gazetesiyle devam edelim. Reis bizi Kandil'e götür başlığı kullanılmış Türkiye gazetesinin birinci sayfasında sevgili izleyenler. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. İki başlık altında verilmiş haber. Bu arada halkın kaçışını engelliyorlar başlığı kullanılmış. Az önce Sabah gazetesinde de aktarmıştım
detayları. Burada da reis bizi Kandil'e götür haberinin detaylarını sizlerle paylaşalım. Aileme siz kucak açtınız. PKK'yı birlikte yok edelim. İki başlık sevgili izleyenler. Türkiye'ye minnet borcumuz var. Bu borcu Kandil operasyonuna katarak ödeyelim demiş. Ankara Afrin'den sonra hedefinin PKK'nın ana üssü Kandil olduğunu, operasyonun Mayıs ayında yapılacağını duyurdu. Afrin'de Mehmetçiğ'le omuz omuza çarpışan Özgür Suriye ordusu Türkiye'nin desteğiyle köylerimizi tekrar aldık. Esed ve PKK'nın zulmünden kaçan halkımıza siz kucak açtınız. Şimdi fedakarlık sırası bizde demişler. Arazi şartları ve PKK'nın sinsi taktiklerini iyi bilen, aralarında çok sayıda Kürt'ün de yer aldığı Özgür Suriye ordusu, Türk askeri sayesinde terör belasından kurtuluyoruz, karşılığını mutlaka ödemek istiyoruz, Afrin'den YPG'yi temizledikten sonra Kandil'e biz de geleceğiz, oradaki PKK'lıları birlikte yok edelim çağrısı yapmışlar sevgili izleyenler. Reis bizi Kandil'e götür başlığının detayları bu şekilde verilmiş gazetenin birinci sayfasına. Rotaları Membiç, yabancılar kaçıyor başlığı var. Küçük bir başlık. YPG içinde 7 yıldır aktif şekilde yer alan yabancılara korku saldı. PKK'nın belinin kırılmasından örgütten ayrılan yabancılar Membiç'e gidiyor demiş sevgili izleyenler. Hürriyet Türkiye gazetesinin birinci sayfasında bu şekilde yer almış manşetteki haberin detayları. YSK'ya ittifak ayarı hesaplama sisteminde değişiklik diyor. Sandık tutanağı ittifak sütunuyla açılacak. Oy hesabı için yazılım güncellenecek. Seçim ittifakı düzenlemesi yasalaşınca Yüksek Seçim Kurulu'nun oy hesaplama sistemi yeni sisteme uygun hale getirilecek. Sandık sonuç tutanakları, il ilçe sonuç birleştirme tutanakları ve oy hesaplamalarında kullanılacak bilgisayar yazılım değişecek. Tutanak formları, yazılımdaki ittifak sütunu ve ortak oylarla ilgili belgeler de yer alacak demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Kongreler düğünümüz. Semih Yalçın'ın açıklamaları. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması. 18 Mart'taki kurultay için toydur düğündür kurultaydan çıkacak coşku dalga dalga yayılacak demiş sevgili izleyenler. Semih Yalçın'ın açıklamaları da Türkiye gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Şimdi devam edelim. Nişasta bazlı şeker zararlı. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması. Sağlık Bakanlığı'nın nişasta bazlı şekerle ilgili tartışmalarla hızlandığı raporu son noktayı koydu. Nişasta bazlı şeker içeren besinlerin fazla tüketimi, metabolik hastalıkların yanı sıra kolon, pankreas kanseri ve meme kanseri gelişiminde de zemin hazırlıyor demiş sevgili izleyenler. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada Türkiye gazetesinin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. İki derbi var, Çakır yok başlığı kullanılmış bir diğer haberde. Detaylarını sizlere aktaralım. Cüneyt Çakır yurt dışında derbi için Yıldırım'ın, Beşiktaş ve Başakşehir için Meler aldığı Halil Umut Meler görev yapacakmış. Derbi karşılaşmaların bir tanesinde sevgili izleyenler bunu gazete birinci sayfasında yer vermiş. Bu arada Türkiye gazetesinin birinci sayfasında yer alan haberleri de sizlere aktarmış olduk. Devam edelim Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasıyla. Afrin an meselesi başlığı kullanılmış Yeni Şafak gazetesinin birinci sayfasında. Mehmetçik ve Özgür Suriye ordusu Afrin merkezine 1,5 kilometre kadar yaklaştı. Kandil'den gelen teröristler ve elebaşları kaçıyor. Geride kalan PKK'lılar büyük panik içinde. Canlı kalkan olmak istemeyen halk ilçeyi terk ediyor. İnsansız hava araçlarının çektiği görüntülerde yollara barikat kuran teröristler sivillere ateş ederek engellediği görülüyor. Afrin'in düşmesi
an meselesi demiş sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasında bu şekilde verilmiş haber. Detayları da iki küçük başlık altında verilmiş. Hemen biraz daha ekranlara yaklaştırıp iki başlığın ayrıntılarını sizlerle paylaşalım. Zeytindalı Harekatı'nın 52. gününde 8 köy daha teröristlerden kurtarıldı. Toplam 1100 kilometreyi aşan temizlenirken güvenlik güçleri Afrin merkezine doğudan 1,5 kilometre, güneydense 3,5 kilometre kadar yaklaştı. Böylece Afrin merkezindeki teröristlerin dünya ile bağlantıları tamamen kesilmesine 5 kilometre kaldı. Afrin'deki siviller konvoylar halinde güneyde İran destekli milislerin kontrolündeki Nablus Esed'in elindeki bölgelere geçmek istiyor. Bu nedenle teröristlerse siviller arasında büyük gerilim yaşanıyor. İnsansız hava araçları görüntülerindeki kontrolü kaybeden teröristler ateş ediyor. Sivillerin ise Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun ilerlediği yöne gitmelerine izin verilmiyor. Denmiş sevgili izleyenler, haberin detayları bu şekilde yansımış. Şöyle haritayı ekranlara getirelim. Son durumu yönetmenim ekranlara taşısın. Afrin merkeze yaklaşık 3,5 kilometre, 1,5 kilometre toplam 5 kilometrelik alanda geldiği zaman, birleştiği zaman teröristlerin Afrin merkezinde sıkışacağı belli sevgili izleyenler. Siyahla gördüğünüz alan kahraman ordumuzun ve Özgür Suriye ordusunun teröristlerden temizlediği alan. 52 günde temizlenen alan sevgili izleyenler. Bu bilgiyi de sizlerle paylaştıktan sonra devam edelim. Evet, neyle devam edelim? Türkiye'nin silah ihracatı %145 arttı. Başlık bu şekilde. 2018 silah satış raporuna göre Türkiye 2013-2017 döneminde önceki 5 yıla kıyasla silah satışını %145 oranında arttırdı. Orta Doğu ülkelerinin silah ithalatı da aynı dönemde 2 kat attı. Bu dönemde 198 ülkeye silah satan Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu ülkelerine yaptığı satışların toplam satışının %49'unu oluşturdu demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da bu şekilde yansımış gazetenin birinci sayfasına. Türkiye'nin silah ihracatı %145 artmış. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmış olduk. Azez ve Afrin'den selam var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Afrin ve Azez'de görev yapan özel harekat personeli eşlerini yemekte ağırladı. Erdoğan daha sonra yemeğe katılan kadınlar ve özel harekat polislerinin eşleriyle fotoğraf çektirdi demiş sevgili izleyenler. 300 sivil toplum kuruluşundan Erdoğan'a destek art niyetli deşifre etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dini kullanarak kadın aşağılayan isimlerle mücadelesine sivil toplum kuruluşlarından destek var. Kadem öncülüğündeki 300'e yakın sivil toplum kuruluşundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Art niyetli kampanyayı ifşa eden Cumhurbaşkanımız, yüce dinimiz İslam'ın saygınlığını koruma noktasında tarihi adım atmıştır. Aydınlarımızı ve din adamlarımızı çalışmalarını bu art niyetli kampanyaların farkında olarak yürütmeye davet ediyoruz demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. Atina ateşle oynuyor başlığı kullanılmış sürmanşette. Türkiye Afrin harekatına odaklanmışken Yunanistan Kardak'ta başlattığı saldırganlığı tüm Ege'ye yaymak istiyor. Mart ve Nisan aylarını kapsayan bir NOTAM havacılarına yönelik bildiri yayımlayan Atina, Girit'ten Çanakkale'ye kadar Türk deniz ve hava sahalarını taciz ederek tatbikatlar yapacağını duyurdu. Türkiye'den net cevap verildi. 7 Mart'ta Ege'de başlattığı tatbikatın uzatılması ve kapsamının genişletilmesi kararı alındı demiş. Atina ateşle oynuyor başlığının detayları da bu şekilde yansımış sevgili izleyenler gazetenin birinci sayfasına. Yeni Şafak gazetesini de bitirdikten sonra Akşam gazetesiyle devam edelim sevgili izleyenler. Afrin'de göğüs göğüse.
başlığı kullanılmış. Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin merkezine 1,5 kilometre mesafe kaldı. Neredeyse göğüs göğüse çatışmaların yaşandığı bölgeye Akşam gazetesi de gitmiş. O anlarda saniye saniye tanıklık edilmiş. Hakim tepeler elimize geçti. Birinci başlık kontrol noktası alındı. Hava harekatının hemen başında Azez bölgesinde gidip Bursa yatağını ele geçiren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu ele geçirdiği her bölgeye üs kurup Afrin'in doğudan çemberi aldı. Önceki gün Kibar köyüne ulaşan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin'i gören Hakim Tepeleri de almış oldu. Özgür Suriye Ordusu unsurları terör örgütü PKK-YPG'nin Afrin'in girişindeki sözde asayiş kontrol noktasına kadar geldiği, teröristlerin canlı kalkan olarak kullandığı sivillere zarar gelmemesi için operasyonu büyük bir hassasiyetle yürüttüğü de gazetenin birinci sayfasında yer almış. Devam edelim sevgili izleyenler. Sivillere ölüm barikatı, aynı haberin devamı niteliğinde. PKK-YPG terör örgütünün elebaşlarını Afrin'den kaçarken sivillerin kent merkezinden çıkmalarına sert tepki gösterdi. 50 silahlı teröristler canlı kalkan olarak kullanılmak istemedikleri için bölgeden ayrılmaya çalışan halkı yolları kapatarak ve ateş ederek durdurmaya çalışıyor. 52 günde 3381 hain etkisiz hale getirildi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Devam edelim sevgili izleyenler. PKK ile birlikte DAEŞ de temizleniyor. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar açıklamalarda bulunmuş. Zeytin Dalı ile beraber DAEŞ'in de bölgeden temizlendiğini açıkladı. Akar, DAEŞ'li teröristleri kıyafet değiştirip PKK'nın arasına katılıyor diye konuşmuş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Sevgili izleyenler, 08.37 yaptık saatlerimizi. Ulusal basının birinci sayfasında yer alan haberleri aktarmış olduk. Dilerseniz yerel basınla devam edelim. Yerel basının birinci sayfasında yer alan haberleri hemen sizlere aktaralım. Bursa Sancak Gazetesi'ne bakalım sevgili izleyenler. İstiklal Marşımız 97 yaşına girdi başlığını kullanmış Sancak Gazetesi birinci sayfasında manşette. Hemen şöyle yaklaşalım ve detaylarını sizlerle paylaşalım. Mehmet Akif Ersoy, Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın diyeli 97 yıl oldu. Ödül karşılığı şiir yazmayı reddeden ve Türkiye'nin 97 yıldır gururla okuduğu İstiklal Marşımızın 97. yılı. Milli duygular eşliğinde Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün de katılımıyla gerçekleşen etkinlikle kutlandı demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları iki başlık altında verilmiş. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. 97 yıl önce bir şiir doğdu. Birinci başlık. İstiklal Harbi'nin milli bir ruh içerisinde kazanılmasına imkan sağlamak amacıyla Marif Vekaleti 1921'de güfte yarışması düzenlendi. Söz konusu yarışmaya toplam 724 şiir katıldı. Para ödülü konduğu için yarışmaya katılmak istemeyen Burdur Milletvekili Mehmet Akif Ersoy, Marif Vekili Hamdullah Süppi'nin ısrarı üzerine Ankara'daki Taceddin dergahında yazdığı ve İstiklal Harbi'ni verilecek olan Türk ordusuna hitap ettiği şiirinin yarışmaya koydu. Yapılan engellemeler sonucu Mehmet Akif'in yazdığı şiir coşkulu alkışlarla kabul edildi. Dün Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü programı milli ve manevi duyguların yoğunluğuyla gerçekleştirildi. Bursa Valisi İzzettin Küçük'ün katıldığı ve Nilüfer Belediyesi Barış Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan programda İstiklal Marşı'nı güzel okuma ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da Sancak Gazetesi'nin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Şimdi devam edelim sevgili izleyenler. Yine gazetenin birinci sayfasında yer alan kent gündemiyle ilgili haberleri hemen sizlerle paylaşalım. Bursa'nın 2023 vizyonu
oluşuyor. Vatandaşların yerel yönetimlerden beklentilerini dinlemek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen Şehrim 2023 otobüsü Bursalıları dinlemeye başladı. İki başlık altında verilmiş haber, hemen detaylarını sizlerle paylaşalım sevgili izleyenler. Geçmişi gelecekle harmanlayacak. Birinci başlık, Türkiye'de ilk kez Bursa'da başlıyor. İkinci başlık, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından hayata geçirilen Şehrim 2023 otobüsü projesi ilk olarak Bursa'da hayata geçti. Projenin geçmişle geleceği buluşturmak adına önemli olduğunu belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, geçmişi gelecekle buluşturmak adına projenin çok değerli ve anlamlı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki biliyoruz, şehir trafiği, ulaşımı çok konuşuluyor, kentsel dönüşüm çok konuşuluyor. İnşallah bu 4 günlük süreç Bursa'mız adına kazançlı olacak. Projenin Bursa ile başlaması Cumhurbaşkanımızın Bursa'ya verdiği önemin de ayrıca göstergesidir demiş. Şimdi ikinci başlık, Türkiye'de ilk kez Bursa'da başlıyor başlığı. Hemen detaylarını sizlerle paylaşalım. Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, projenin Türkiye'de ilk olarak Bursa'da başlamasının anlamlı olduğunu söyledi. Bursalıların düşünceleri bizimle paylaşmalarını çok arzu ediyoruz. Önümüzdeki süreci planlarken ortak akıl ve istişare kültürünü çok önemsediğimizi ifade etmek istiyorum. Türkiye'deki şehrimiz, Şehrim 2023 otobüsü Bursa'da başlatılıyor. Bursa'mızın ne düşünüyor? Halkımız nasıl bir şehir bekliyor? Bununla ilgili çalışmalarımız için vatandaşlarımız buraya gelip hayallerindeki Bursa'yı buradaki arkadaşlarımıza anlatabilirler ifadelerini kullanmış sevgili izleyenler. Haberin detayları da Sancak Gazetesi'nin birinci sayfasına bu şekilde yansımış. Devam edelim sevgili izleyenler. Gazetenin diğer haberlerle devam edelim. Basın istihdamına Basın İlan Kurumu ve İşkur desteği başlığı kullanılmış. Hemen detaylarıyla devam edelim. Basın İlan Kurumu ve İşkur işbirliğiyle Bursa'da yapılan yeni nesil gazetecilik eğitimi ve istihdam programı start aldı. Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde medya sektöründe yeni nesil gazeteciler yetiştirmeyi amaçlayan eğitim programı bu yıl ikinci kez düzenleniyor. Kursa katılarak sertifika almaya hak kazananlar İşkur'un desteğiyle medya sektöründe doğrudan istihdam edilecek demiş sevgili izleyenler. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yazmış. Devam edelim. Sür manşette iki haber var. Hemen Afrin'le devam edelim. Afrin'e son 1,5 kilometre demiş Sancak Gazetesi sür manşetinde. Genelkurmay Başkanlığı Zeytin Dalı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısını 3347 olarak açıkladı. Afrin'de hızlı bir ilerleyiş sağlayan Kahraman Ordumuz ve Özgür Suriye Ordusu merkeze 1,5 kilometre uzaklıkta. Önümüzdeki günlerde sonuçlanması beklenen harekatta son 1,5 kilometre ilerleyiş sağlandığında Afrin terörden tamamen arındırılmış olacak diyor sevgili izleyenler. Diğer bir başlık, timsah ligin ikinci yarısını yaramıyor demiş. Bursaspor ortaya koyduğu futbolla son iki lig sezonunda ikinci yarılarda başarılı bir performans sergilemesine rağmen ikinci yarılarda aynı performansı devam ettiremedi. Yeşil Beyaz ekibin son iki sezonun ikinci yarılarında topladığı puanlarda İlk yarılarda topladıklarının yarısına bile ulaşamadı. Bu sezonun ikinci yarısında 8 maç geride bırakan timsah sadece 5 puan toplayabildi. Sezon başında oynanan ilk 8 mücadelede ise 12 puan elde etmişti demiş sevgili izleyenler. Gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış haberin detayları. Sancak Gazetesi'nin birinci sayfasında yer alan haberleri de bu şekilde bitirdik sevgili izleyenler. Yeni Dönem gazetesiyle devam edelim. Hekimden tarikat yönlendirmesi özel bir haber. Yüksek İhtisas ve Araştırma Hastanesi'nin Nilüfer Ek binası genel cerrahi polikliniğinde görevli bir doktorun hastalarına senin işin dualık diyerek dua listesi verdiği ve bir tarikatın önüne
gençler için dua etmesini istediği ortaya çıkmış sevgili izleyenler. Haberin detaylarını hemen sizlerle paylaşalım. Nasıl olur da bir hekim senin için dualık diyerek hastasını gönderir. FETÖ gitti birinci başlık sevgili izleyenler. Türkiye kuma kurumlarına ahtapot gibi saran FETÖ'den kurtulmak için büyük bedeller öderken bu örgütten boşalan yerlerde başka tarikat ve cemaatler yerleştiriliyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarikat ve cemaatlere karşı verdiği mücadele ortadayken Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana gelen bir olay bu kadar olmaz dedirtti. Yüksek İhtisas ve Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Nilüfer Ek binasında Genel Cerrahi Polikliniği'nde görevli operatör doktor ülser şikayetiyle kendisine başvuran hastaya "Senin işin dualık, bu kağıtta yazanları yap yeter." Doktorun hastaya verdiği kağıtta 113 Bismillahirrahmanirrahim, 100 Estağfurullah El Azim yazmaktadır sevgili izleyenler. Tabii ki duamızı edeceğiz, Allah'a sığınacağız ama sen doktorsun, sen işini yapacaksın, sen ilaç vereceksin, tedavi edeceksin. Tabii ki Allah'a sığınacağız, Allah'a güveneceğiz, Allah'la başlayacağız her işimizi. Sen tedavine Allah'la başlayacaksın diyelim ve devam edelim. Bir uçak daha düştü sevgili izleyenler. 38 ölü, 23 yaralı. Nepal'in başkenti Katmandu, Bangladeş Hava Yolu şirketine ait uçağın düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybetmiş. Detaylar da gazetenin birinci sayfasında bu şekilde yer almış. Taş atsak gidecek demiş sevgili izleyenler. Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili gazetenin birinci sayfasında yer alan haberleri de hemen sizlere aktaralım. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3347'ye yükseldi. Yaklaşık 1100 kilometre kare alan terörden arındırıldı. Harekat kapsamında Afrin merkezli kuşatmanın yanı sıra 1,5 kilometre kaldı. Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalar yapan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Amacımız bölgede barışı ve huzuru tesis ve temin etmek. Bölgede sadece PKK değil, aynı zamanda diğer terör örgütü DAEŞ'ten de temizliyoruz." demiş. Haberin detayları da gazetenin birinci sayfasına bu şekilde yansımış sevgili izleyenler. Evet, gazetelerin birinci sayfasında yer alan haberleri sizlere aktarmış olduk sevgili izleyenler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Her gün olduğu gibi, her sabah olduğu gibi yine programımızı İstiklal Marşımızla kapatacağız sevgili izleyenler. Yarın sabahlar 07'yi gösterdiğinde biz burada olmaya özen göstereceğiz. Sizi de hem ekranlarınızın başına hem de araçlarınızda, evinizde, radyolarınızın başına davet ediyoruz. Sancak FM ve Bursa TV ortak yayınında. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen umut sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tütenler en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Çatma, kurban olayım çehrene ey nazlı hilal. Kahraman ırkıma bir gün, ne bu şiddet bu celal. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Hakkadır, hakka tapan milletimin istiklalı.
60 gün atıf toprağı sıksa şu anda. Çağlı, Çağlı, bütün varımı alsın da hüda. Etmesin tek vatanından, beni dünyada cüda. Ruhumun senden ilahi, şudur amca kırmızı. Değmesin muhabbetinin gözüne, namerlemeli. Orası onlar ki, şahadet. Hericeli hamdan ilahi, fışkırın kanlı yaşamı. Fışkıran ruhumu dönek gibi yerden başım. O zaman yükselerek arşa dayan belki başımı. Dalgalandı sende şafaklar gibi erişanlı ilahı. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helallı. Ebediyemdi sana yağım, ırkına yok üzme kaldı. Hakkı derim. Yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkı değerim, hakka tapandım, milletimin istiklalı.